Hobby Code eğitim kanalından ben Duygu Koçar. Bu videoda sizlerle Node.js nedir, neden kullanılır, backend, frontend kavramları nelerdir bunları öğreneceğiz. Part 2'de ise Express kütüphanesi ile bir server uygulaması geliştireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Node.js JavaScript ile server tarafında uygulamalar yazacağınız harika bir platformdur. Bu eğitim serisinde sizlerle çeşitli Node.js uygulamalarını birlikte yazacağız. Server tarafı, client tarafı, backend, frontend kavramları benim kafamı çok karıştırıyor diyenler için bu kavramlara kısa bir açıklama getirelim. Örneğin Google Chrome, Safari gibi tarayıcılarda araştırmak istediğiniz bir şeyi yazdınız. Bu araştırmak istediğiniz her neyse ilk önce Google'ın serverlarına gitmesi gerekir. Serverda gerekli işlemler yapıldığında bilgi için database'e ulaşır ve sizin aramış olduğunuz bilgi size geri getirilir. Burada siz sadece Enter tuşuna basıp kısa bir süre beklersiniz. Burada client dediğimiz tarayıcı kısmı olurken veri tabanıyla iletişimi sağlayan, bize bu bilgiyi gönderen kısım aslında server tarafıdır. Biz de bu videoda server tarafı üzerinde duracağız. Şimdi gelelim frontend ve backend kavramlarına. Neden bu iki kavram kullanılıyor ona bakalım. Zihnimizde daha iyi canlanması açısından buna şöyle bakalım. Deniz kenarında yürüyüş yaparken harika bir deniz manzarası olan kafeye gittiğinizi düşünün. Bu kafeye oturdunuz ve sipariş verdiniz. Siparişleriniz mutfakta hazırlanırken siz de manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Bir de şunu düşünelim. Yemeklerin masanızın yanında, restoranın ortasında hazırlandığını düşünün. Mutfaktaki telaşın, kokuların hepsinin restoranın ortasında hazırlanması kadar saçma bir olay olamaz değil mi? Bu ortamda inanılmaz bir gürültüye, karmaşaya ve çoğu siparişin yanlış gönderilmesine kadar negatif bir durum oluşturabilir. Bu durum sizi rahatsız eder ve bir an evvel oradan uzaklaşmak istersiniz. İşin manzaralı, güzel, hoş görünen kısmı frontendken arka mutfak tarafı da backend'tir. Bu ikisi birbirinden ayrılırsa daha verimli, daha kullanıcı dostu uygulamalar geliştirilebilir. İşte bu yüzden frontend ve backend'i birbirinden ayırıyoruz. Peki bir web projesi için frontend ve backend kavramları neler olabilir onlara bakalım. Frontend tarafında HTML, CSS, JavaScript, React gibi yapılar bulunurken backend kısmında Node.js gibi teknolojiler bulunur. Bu arada elbette sadece bu teknolojiler yok. Daha birçok frontend ve backend teknolojiler mevcut. Bir kullanıcının web sitesine kayıt olmak istediğini düşünelim. Kayıt bilgilerini girmesi için formlar, butonlar gerekir. İşte bu yüzden frontend aracılığıyla bir web sitesine girer. Burada frontend'i bir kutu olarak düşünelim. Daha sonra frontend'den aldığımız bilgileri tıpkı Google örneğinde olduğu gibi server tarafında işleriz ve kullanıcının kaydını bir veri tabanına gireriz. Çünkü bu bilgileri saklamak için bir alana ihtiyaç duyarız. Burada frontend kutusunu açtığımızda içinden birçok frontend teknolojisi çıkabilir. Bu bir mobil uygulama ise Flutter olabilir. Masaüstü uygulaması ise Python'la yapılmış bir arayüz olabilir. React'la yapılmış bir web sitesi olabilir. Server tarafındaysa Node.js kullanarak bilgileri işleyebilir, verileri veri tabanına gönderip alabiliriz. Temel olarak Node.js ile böyle bir işlemi yapabiliriz. Bu videomuzda sizlerle Node.js için gerekli olan bazı temel bilgilere yer verdik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gelin Part 2'de sizlerle basit bir Express.js server uygulaması geliştirelim.